Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bileşik orantıdan devam edeceğiz. Biliyorsunuz açıklamalar kısmında pdf linkimiz var. Oradan pdf'i indirebilir. Ve arkadaşlar pdf açıp sorulara bakabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz sorunun çözümünü arkadaşlar izleyebilirsiniz. Ancak benim tavsiyem nedir? E, videonun tamamının izlenmesi diyorum ve derse geçiyorum arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar bileşik orantı. 2 veya daha fazla oran bulunduran orantılara bileşik orantı diyoruz arkadaşlar. A sayısı B ile doğru C ile ters orantılı ise bu durum arkadaşlar A çarpı C bölü B eşittir K şeklinde gösterilir. Burada A B ile doğru orantılı olduğu için A B'ye bölünecek. C ile ters orantılı olduğu için C ile çarpılacak arkadaşlar. Ve orantı sabiti K'ya eşitlenmiş olacak. Şimdi bir de arkadaşlar bileşik orantı problemlerinde şu bağıntıyı kullanacağız arkadaşlar. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili verilerin çarpımı bölü ikinci iş ile ilgili verilerin çarpımı diyoruz. Tabi burada arkadaşlar işin ne olduğunu doğru bulmak gerekiyor. İşi yanlış bulursak soru ne olacaktır arkadaşlar? Çıkmayacaktır. O yüzden işin ne olduğunu arkadaşlar tekrar altını çiziyorum. İşin ne olduğunu doğru bulmak gerekiyor. Bu ifadeyi kullanabilmemiz, bu bağıntıyı kullanabilmemiz için arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda x artı bir sayısı y eksi 1 sayısı ile ters. O zaman arkadaşlar x artı bir çarpı y eksi 1 diyoruz. Z kare sayısı ile doğru orantılıdır. Bölü Z kare yazıyoruz ve orantı sabitimiz K'ya eşitliyoruz. Önce arkadaşlar ilk verilenleri kullanalım ve K'yı bulalım. Yani arkadaşlar X yerine 9. 9 artı 1'den 10 gelir. Y yerine eksi 1. 3 eksi 1'den arkadaşlar 2 gelir. Bölüm Z yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4 olur. Ve buradan biz K'yı buluruz. 20 bölü 4'ten 5 gelir. Sonra arkadaşlar ikinci verilenleri yazıp verilmeyeni bulacağız. Hemen x yerine 5 ye yazıyorum. 5 artı 1'den 6 çarpı y isteniyor zaten. y eksi 1 bölü z yerine kök 2 yazacağım arkadaşlar. Kök 2'nin karesi de 2 olacaktır. Ve eşittir k. k da neydi arkadaşlar? 5. 5'e eşitliyorum. Burada sadeleştirme değiştirme yapalım arkadaşlar. 3. ister 3'ü dağıtın isterseniz her iki tarafı 3'e bölün fark etmez. 3y eksi 3 eşittir 5 olacak. 3y buradan arkadaşlar 8. 7 arkadaşlar 8 bölü 3 olur. Evet arkadaşlar soruda A sayısı B ile doğru C ile ters orantılıdır diyor. O zaman arkadaşlar A çarpı C bölü B eşittir. Ne oluyor? K yani orantı sabitimiz K'ya bunu eşitliyoruz. Daha sonra arkadaşlar A sayısı 3 kat artırılıp diyor. Mesela 3 katına çıkarmak değil 3 kat artırmak demek arkadaşlar. A'ya 3 katını eklemek demektir. Yani 3 A değil 4 A olacak. A artı 3 A. Sonra arkadaşlar B sayısı 3'te 1 oranında azaltılırsa yani 1 bölü 3'ü gidecek. O zaman neye kalacak? 2 bölü 3'ü. O zaman B yerine arkadaşlar 2B bölü 3 yazıyorum. Sonra arkadaşlar ne diyor? Orantı sabitinin değişmemesi. Yani bunun yine K'ya eşit olması. Yani bu iki ifadenin birbirine eşit olması için arkadaşlar C sayısındaki değişimi bulunuz demiş. Şurada çarpı arkadaşlar X yazalım ve orada e, X'in C cinsinden değerini bulalım arkadaşlar. Önce sadeleştirmeleri yapalım. Mesela A'lar gidecek. Aynı şekilde B'ler de gidecek arkadaşlar. Sol tarafta sadece zaten C kalıyor. Sağ tarafa dikkat ederseniz isterseniz 4 ile 2 ile sadeleştirin. Burada 2 şurada 1 kalacak. Yani ters çarpıp çarptığımızda 1 bölü 3'ü 2 çarpı 3 6x olacak. Ve buradan arkadaşlar x her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde c bölü 6 olacak. Yani arkadaşlar burada x ne çıktı şimdi? c bölü 6. Yani c'den c bölü 6'ya düşmüş oldu. Nasıl bir değişim oldu arkadaşlar? c'den c bölü 6'ya çıkarırsanız 5c bölü 6 gelir. Yani arkadaşlar bu şu anlama geliyor. C arkadaşlar 6'da 5 oranında azalmış oldu. Şöyle yazalım. 5 bölü 6 oranında ne yaptı? Azaldı. Evet arkadaşlar soruda eşit kapasitede çalışan 4 işçi 8 günde 96 metrekare halı dokuyabildiğine göre aynı nitelikteki 12 işçinin 180 metrekare halıyı kaç günde dokuyacağını bulunuz demiş. Bir bileşik orantı problemi arkadaşlar. Burada ne demiştim size işi doğru bulacaksınız. Yani yapılan iş nedir? Burada arkadaşlar yapılan iş halı dokumak. O zaman birinci iş arkadaşlar 96 metrekare halı dokun, dokumak. İkinci işte arkadaşlar 180 metrekare halı dokumak. O zaman şöyle yazalım istersen. Birinci iş 96 metrekare. İkinci işte arkadaşlar 180 metrekare. Ne demiştik? Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci iş ile ilgili verilerin çarpımı yani birinci işin yanında neler verilmiş arkadaşlar? 4 işçi 8 gün. 4 çarpı 8. İkinci işin yanında verilenler 12 işçi Evet kaç gün? Ona da x gün diyelim. Ve arkadaşlar bu orantıdan x'i bulalım. Burada sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Hemen 4 ile 12'yi sadeleştirebilirsiniz. Mesela 1'e 3. 180 ile 3'ü sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. 60. 96 ile 8'i sadeleştirebilirsiniz. 12 gelir. 12 ile 60'ı sadeleştirebilirsiniz. 1, 5. Ne kaldı? Başka da bir şey kalmadı. X'in buradan zaten 5 olduğu görülür arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra da 6 işçinin günde 8 saat çalışarak 36 günde yaptığı bir işi 2 işçi günde 12 saat çalışarak kaç günde yaparlar? Yine bileşik orantı problemi arkadaşlar. Ne demiştim hatırlarsanız işi doğru bulacaksınız. Şimdi burada yapılan iş verilmemiş ama diyor ki mesela yaptığı bir işi şartları değiştirmiş kaç günde yaparlar demiş. Yani arkadaşlar aslında birinci işle ikinci iş aynı. Yani aynı işi soruyor kaç günde yaparlar diye. O zaman arkadaşlar birinci iş eşittir ikinci iş. Yani işin ne olduğu verilmemiş ama aynı işin yapıldığı veriliyor. E zaten birinci iş ikinci işe eşit olunca arkadaşlar verilerin çarpımı da ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Hemen birinci iş ile ilgili verilerin çarpımını yapalım. 6 işçi 8 saat 36 gün. Hemen 6 çarpı 8 çarpı 36 eşittir. İkinci işe bakıyorum. 2 işçi 12 saat kaç gün? Ona da t gün ya da x gün değil. x yazalım isterseniz. Şimdi sadeleştirmeleri yaparak x'i bulalım arkadaşlar. 12 ile 36'yı sadeleştiriyorum. 3 geliyor. 2 ile arkadaşlar 8'i sadeleştiriyorum. 4 geliyor. Zaten sağ tarafta sadece x kaldı. Sol taraftakileri çarparsam arkadaşlar 6 çarpı 4 24 3 ile çarptım 72 yani arkadaşlar 72 günde bu iş yapılıyor anlamına geliyor. Evet arkadaşlar soruda bir kampta 40 kişiye 60 gün yetecek kadar erzak vardır diyor. 30 gün sonra kamptan 15 kişi ayrılırsa kalan erzak kalan kişilere kaç gün yeter diyor arkadaşlar. Şimdi bu soruyu arkadaşlar düz mantıkla çözeceğim. Yani şimdi arkadaşlar Herkes günde bir erzak alsın. İster bunu iki önde ister üç önde yesin. Önemli değil. Herkese günde bir erzak verilecek olarak bakalım soruyor arkadaşlar. Şimdi o zaman 40 kişi arkadaşlar bir günde 40 erzak bitirir. 60 gün yetecek kadar erzak olduğuna göre 40 çarpı 60 arkadaşlar demek ki 2400 tane erzak var anlamına geliyor. Şimdi 30 gün sonra yani bu 40 kişi arkadaşlar 30 günde kaç tane erzak bitirir? 30 çarpı 40'tan 1200 erzak ne yapar? Biter. Tane biter diyelim. O zaman geri arkadaşlar 2400'den 1200'ü çıkarırsak 1200 tane kalır. 15 kişi ne yapmış arkadaşlar? 30 gün sonra ayrılmış. Şimdi 40 kişiydiler. 15'i gitti. 25 kişi kaldı. Elimizde 1200 erzak var arkadaşlar 25 kişi var. Kaç gün yeteceğini nasıl buluruz? 1200 arkadaşlar. 25'e bölerseniz kaç gün yeteceğini bulabilirsiniz. Oradan da arkadaşlar cevabımız 48 gün olur. Evet arkadaşlar. Soruda birbirini çeviren 3 dişli çarkta toplam 164 tane diş vardır. Çarklardan biri 2 devir yaptığında diğerleri 3 ve 7 devir yapıyorsa en küçük çarkta kaç diş vardır diyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Devir sayısı ile diş sayısı ters orantılıdır. Yani arkadaşlar diş sayısı arttıkça bir çarkta yani çark büyüdükçe arkadaşlar devir sayısı azalacaktır. O yüzden ters orantı vardır diyoruz. Ve arkadaşlar bize ne verilmiş? Diş sayısı verilmiş. Mesela arkadaşlar 2 devir yapanda A tane 3 devir yapanda B tane 7 devir yapan da C tane diş olsun. Ve toplam 164'müş zaten arkadaşlar. Şimdi ters orantılı dedik ya. Yani arkadaşlar 2 devir yapan da A tane diş varsa 2 çarpı A 3 çarpı B'ye o da arkadaşlar 7 çarpı C'ye eşittir. Burada ters orantıyı kuruyoruz. İster bunu K'ya eşitleyin. isterseniz arkadaşlar 2, 3 ve 7'in e, en küçük ortak katına ya da arkadaşlar en küçük ortak katını da herhangi bir katına eşitleyebilirsiniz. Önemli değil. Şimdi burada 2, 3 ve 7'nin en küçük ortak katı arkadaşlar 42 geldiği için ben bunu 42K'ya eşitliyorum. Buradan arkadaşlar A 21K olur. 2A 42 olunca B arkadaşlar 42 bölü 3'ten 14 gelir. C'de arkadaşlar 42 bölü 7'den 6K gelir. Bu üçünün toplamı arkadaşlar. Zaten 164 olarak bize verilmiş. Hemen toplayalım bunları. 20 ne yaptı? 21 daha arkadaşlar. 41 K eşittir. 164 ise burada arkadaşlar K eşittir. 4 geliyor. Bizden istenen en küçük çarkta kaç diş vardır diyor. En küçük arkadaşlar en fazla devir yapan. Yani C. 6K. Buradan cevap 6 çarpı 4'ten 24 gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda bir makine %70 kapasite ile günde 8 saat çalışarak 10 günde ürettiği bir ürünü %80 kapasite ile günde 5 saat çalışarak kaç günde üretir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir ürünü diyor ya aslında birinci şartlardaki ürünle ikinci şartlardaki ürün aynı ürün. Yani arkadaşlar birinci iş ile ikinci iş birbirine eşit. Ne demiştik o zaman arkadaşlar? Birinci iş ile ilgili verilen çarpımı ikinci iş ile ilgili verilen çarpımına eşit olacak. Birinci işe bakıyorum. %70 kapasite var. Günde 8 saat 10 gün. İkinci işe geçiyorum. %80 kapasite var. 5 saat kaç gün? Ona da x diyelim. Sağ değiştirmeleri yapalım arkadaşlar. Birinde 8 diğerine 7 kalır. Burada 8'lerde gider. 5 ile de onu sadeleştirirsem 2 kalır. 7 çarpı 2'den x arkadaşlar 14 gün olarak gelir. Evet arkadaşlar soruda özdeş x tane musluk ile boş bir havuz doldurulmak isteniyor. Ancak musluklardan 5 tanesi arızalı çıktığı için havuzu x tane musluğun doldurma süresinde doldurabilmek için arızalı olmayan muslukların kapasiteleri %50 oranında artırılıyor diyor. Buna göre x kaçtır demiş. Aslında arkadaşlar burada birinci şartta ve ikinci şartta yapılan iş aynı. Niye? Çünkü ikisi de arkadaşlar aynı havuzu dolduruyor. İki şartta da aynı havuz dolduruluyor yani burada. Hemen yazalım. Birinci iş eşittir. ikinci iş diyelim. Şimdi birinci işin yanında ne verilmiş? X tane musluk verilmiş. Ve arkadaşlar kapasiteleri bilmiyoruz. Ona da 100 olarak alalım. 100 birim kapasiteyle akıyor bu musluklar. Sonra arkadaşlar muslukların 5 tanesi arızalı çıkıyor. Yani x musluk yerine x eksi 5 musluk havuzu dolduracak. Ve kapasite 100 birimden %50 oranında artırılacak. Yani 150 birime çıkacak arkadaşlar. Ve bu verilenlerin çarpımını olmak zorunda. Birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü işler aynı. Hemen arkadaşlar işlemi yapalım. Sadeleştirmeleri yapalım. 2 3 sol taraf 2 x sağ taraf 3 x eksi 15 olur. Ve oradan arkadaşlar x 15 gelir. Evet arkadaşlar soruda x, y ve z'den oluşan 740 gramlık bir karışımda bağıntıları Bu verilmiş. Buna göre karışımda kaç gram x maddesi vardır diyor. Şimdi arkadaşlar orantıları inceleyelim. Aynı harfin karşısındaki sayılara bakalım. Bakın farklı. Birinde 4, diğerinde 3. Bunları aynı yapalım. Soldakini 3 ile sağdakini arkadaşlar 4 ile genişletelim x bölü y arkadaşlar 9 bölü 12 olur. y bölü z de 12 bölü 16 gelir. Burada arkadaşlar x 9k, y 12k, z de 16k olur. Bu üçün toplamı 740 gramlık bir karışım oluşturuyor. Topluyorum üçünü arkadaşlar. 37k eşittir 740. K da buradan arkadaşlar 740 bölü 37'den 20 geliyor. Bizden istenen x maddesi. x arkadaşlar 9k için 9 çarpı 20'den 180 gram olur. Evet arkadaşlar soruda abc pozitif tam sayılardır diyor. Burada bağıntılar verilmiş ifadesinin değeri bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar orantıları incelediğimiz zaman aynı harfleri görüyoruz. Aynı harflerin karşısındaki sayıları da aynı yapmamız lazım. Bakıyorum C'lerin karşısında birinde 2 var, diğerinde 5 var. Hemen eşitliyorum. 2 ile diğerinde 5 ile. Sonra arkadaşlar bakıyorum burada B bölü C 8 bölü 10 olacak. Yani B'nin karşısında 8 olacak. O zaman diğer B'yi de yani karşısındakinde ne yapmam lazım? 8 yapmam lazım. O zaman arkadaşlar diğerini 4 de genişleteceğim. Buradan A bölü B arkadaşlar 4 bölü 8. B bölü C e, ne geliyor? 8 bölü 10. C bölü D'de arkadaşlar 10 bölü 15. Şimdi burada A arkadaşlar 4'ün katı. B'ye 8'in katı. C'ye 10'un katı. D'ye de arkadaşlar artık 15'in katı diyebiliriz. Şimdi isten ifadeye gidelim. Bunları yazalım arkadaşlar. A yerine 4K. B yerine 8K yazacağım. 2 ile çarptığımda 16K olacak. C yerine 10K yazıyorum. 3 ile çarptığımda 30K artı D yani 15K. Bölü paydaya bakıyorum. 2A demiş yani 8K yapar. 3B 24K olur. Artı C 10K demektir. Eksi D yani eksi 15K. Şimdi arkadaşlar şuraya yazalım isterseniz. Düzenlediğimizde üst tarafta ne geliyor arkadaşlar? 20, 50, 15 daha 65 K yapıyor. Paydaya bakıyorum arkadaşlar. 8 artı 24, 32. Buradan da zaten eksi 5 gelecek. 27 K olacak. Burada K'lar gitti. Cevap arkadaşlar 65 bölü 27 gelir. Evet arkadaşlar soruda 108 tane bilye. 3 ve 4 yaşındaki çocuklara yaşlarıyla doğru 5 yaşındaki çocuğa yaşıyla ters orantılı olacak şekilde dağıtılıyor. Buna göre en fazla bilye alan çocuk kaç tane bilye almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar. Burada 3 yaşındaki A tane alsın. 4 yaşındaki B tane. 5 yaşındaki de C tane bilye alsın. Ve toplam arkadaşlar 108 tane bilyeyi bunlar ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Şimdi A 3 ile doğru orantılı. O zaman A'nın 3 oranı B 4 ile doğru orantılı olduğu için B'nin 4 oranı eşit. C de arkadaşlar 5 ile ters orantılı olduğu için 5C ne oluyor? Yani 5 çarpı C bu ifadeler eşit oluyor. İster arkadaşlar bu orantıyı k'ya eşitleyin. İsterseniz işte 5'in katı olan 5 k'ya da eşitleyebilirsiniz. Fark etmez. Ben 5 k'ya eşitleyeceğim. Burada c arkadaşlar k gelecek. B de 4 çarpı 5'ten 20 k geliyor. A da arkadaşlar 3 çarpı 5'ten 15 k geliyor. Bu üçünü topluyorum. Yani 15 k artı 20 k artı k'yı topladığımda 108'e eşit olacak. Bu da arkadaşlar 36K yapıyor. 108 K buradan 3 geliyor. Bizden arkadaşlar en fazla bilye alan çocuğu soruyor. Yani o da 20 K'dır zaten. 20 çarpı 3'ten 60 tane bilye almış olur. En fazla alan. Diğer soruda arkadaşlar bir usta 6 günde 25 çift ayakkabı kalfası ise 4 günde 7 çift ayakkabı yapabilmektedir. Buna göre ikisi birlikte 142 çift ayakkabıyı kaç günde yapabilirler? Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. Biri 6 günde, diğeri 4 günde diyor. Siz 6 ile 4'ün ortak katında bunları buluşturmanız lazım. Yani usta 6 günde arkadaşlar 25 çift ayakkabı yapabiliyorsa biz önce bunları nerede buluşturalım? 6 ile 4'ün en küçük ortak katında. Yani arkadaşlar hemen şuraya yazalım. 6 ile 4'ün en küçük ortak katı nedir? 12. O zaman biz 12 günde kaç çift ayakkabı yaptıklarını bulalım her ikisinin de. Usta arkadaşlar 6 günde 25 çift ayakkabı yapabiliyorsa 12 günde ne olacaktır? Bunu 2 katı kadar ayakkabı yapabilecektir. Yani burada bir doğru orantı var zaten. 2 katını alırız. X burada arkadaşlar 50 çift. Yani usta arkadaşlar 12 günde 50 çift ayakkabı yapabiliyor. Şimdi bir de çırağa bakalım arkadaşlar. Çırak da 4 günde dikkat ederseniz 7 çift ayakkabı yapabiliyor. O zaman 12 günde kaç çift ayakkabı yapabilir dediğimizde arkadaşlar. Burada yine doğru orantımız var. Çünkü gün sayısı artıyor. Ne yapacak? Ayakkabı sayısı da artacak arkadaşlar. E, direkt e, dikkat ederseniz 3 katı e, 12 4'ün O zaman siz de 7'nin 3 katını alırsanız işi bitirirsiniz. E, X bunu arkadaşlar 21 çift ayakkabı olur. Yani çırak da arkadaşlar 12 günde 21 çift ayakkabı yapıyor. Şimdi o zaman ikisi birlikte arkadaşlar beraber diyelim. 12 günde kaç çift ayakkabı yapmış oluyorlar? 50 artı 21. Yani toplamda arkadaşlar 71 çift ayakkabı yapabiliyorlar 12 günde. Bizden kaç çift ayakkabı istemiş? 142 beraber. O zaman 142 ayakkabı arkadaşlar kaç günde yaparlar diyelim. Yine ne olacaktır? Doğru orantı olacaktır. Burada ister hani 12 çarpı 142 x çarpı 71 yazın. Ona gerek yok zaten. Burada direkt 142'nin 70.000'in 2 katı olduğunu görüyorsunuz. O zaman siz de 12'nin 2 katını alın. Ve arkadaşlar 12 çarpı 2'den cevabın 24 geldiğini buradan görebiliriz arkadaşlar. Aritmetik ortalama dediğimizde arkadaşlar aslında bildiğiniz bir ortalama. Yine de bir hatırlatalım isterseniz. En tane gerçek sayının toplamının ele bölümüne bu sayıların aritmetik ortalaması denir. Yani arkadaşlar 2 tane sayının aritmetik ortalaması bunlar A ile B olsun. A artı B bölü 2'dir. 3 tane sayının aritmetik ortalaması arkadaşlar, bunlar A, B, C olsun. A artı B artı C bölü 3'tür. O zaman en tane sayının aritmetik ortalaması arkadaşlar, bu en tane sayının toplamının n'e bölümüne eşittir. Evet arkadaşlar, soruda x ile y'nin aritmetik ortalaması 26, z ile y'nin 36, x ile z'nin 30 olarak verilmiş. Bu üçün arkadaşlar aritmetik ortalaması bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar x ile y'nin aritmetik ortalaması 26 ise x artı y'nin yarısı 26 demektir. Buradan arkadaşlar x artı y 26 çarpı 2'den 52 gelir. Aynı mantıkla diğerlerini bulalım. O zaman arkadaşlar z artı y'nin yarısı 36 ise z artı y de 36'ın 2 katı 72 gelir. x artı z de arkadaşlar 30'un 2 katı 60 gelir. Bunları toplayalım. O zaman 2x artı 2y artı 2z arkadaşlar topladığında 184. İki parantezin alıp 2 ile sadeleştirirsem x artı y artı z arkadaşlar 184 bölü 2'den 92 olacaktır. Bizden istenen neydi? Bu üçün aritmetik ortalaması. Yani x artı y artı z'nin 3'e bölümü. Yani arkadaşlar cevap o zaman 92 bölü 3 olur. Evet arkadaşlar soruda B sayısı A ile C'nin A 1 bir sayısı ise B artı 4 ile C artı 6'nın aritmetik ortalamasıdır diyor. Buna göre B eksi A farkı bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar B sayısı A ile C'nin aritmetik ortalaması ise B eşittir A artı C bölü 2'dir. Buradan arkadaşlar A artı C'nin 2B olduğunu görebiliriz. Diğerine bakalım orada da arkadaşlar. B artı 4 ile C artı 6'ın aritmetik ortalaması A eksi 1. O zaman A eksi 1 eşittir arkadaşlar. B artı 4 artı C artı 6'nın yarısı olur. İşler dışlar çarpımı yapalım ve düzenleyelim. 2A eksi 2 B artı C artı 4 artı 6'dan 10 olur. Burada arkadaşlar bizden B eksi A istendiği için biz bu ifadede C'yi aradan çekelim arkadaşlar. Hatta şurada C'yi yalnız bırakalım. C eşittir 2B eksi A diyelim. Ve gelelim C yerine. Şurada arkadaşlar 2B eksi A'yı yazalım. 2A eksi 2 eşittir. B artı 2B eksi A artı 10 olur. Burada A'ları ve B'leri arkadaşlar bir tarafa alalım. Mesela sola alalım isterseniz. Eksi A'yı sola aldım. 3A oldu. Oradan B artı 2B 3B'ydi. Onu da sola alırsam eksi 3B olur. Eksi 2'yi sağ tarafa atarsam 10'a eklediğimde 12 olur. Buradan 3 parantezine alırsınız. Ve her iki tarafı 3'e böldüğünüzde a eksi 1 arkadaşlar 12 bölü 3'ten 4 gelir. Bizden b eksi a istendiği için arkadaşlar ne yapacaksın Bunu eksi ile çarptığınızda eksi 4 geldiğini görebiliriz. Evet arkadaşlar soruda sayıların aritmetik ortalaması bizden istenmiş. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim bu iki sayıyı toplayıp arkadaşlar ikiye bölmemiz gerekiyor. Şimdi bu sayıları toplamak için önce düzenleyelim isterseniz. İçerideki kökün kaç sayısına dikkat edin. 2. O zaman çarpımları arkadaşlar 12 olan toplamı 8 olan iki sayı arayalım. Bunlar nedir? 6 ile arkadaşlar 2 değil midir? Çarptığınızda 12 yapar. Topladığınızda 8 yapar. O zaman arkadaşlar arada artı varsa Soldaki ifade kök 6 artı kök 2'ye eşit olur. Artı diyorum. Sağdaki de arada eksi olduğu için kök 6 eksi kök 2'ye eşit olur. Bunları topladığımızda burada arkadaşlar eksi kök 2 artı kök 2 götürür. 2 kök 6 bölü 2'den cevap arkadaşlar kök 6 gelir. Evet arkadaşlar soruda 101 tane sayının aritmetik ortalaması 3a eksi 1 olarak verilmiş. Bu 101 tane sayının her birine 9 eklenirse ortalama A artı 32 olmaktadır diyor. Buna göre A kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar her birine 9 ekleniyorsa ortalama da 9 artacaktır. Burada sayı adedinin önemi yoktur. Yani arkadaşlar 3A eksi 1'e siz 9 eklediğinizde yeni aritmetik ortalamayı bulursunuz. O da arkadaşlar A artı 32 imiş. Bu denklemi çözelim ve A'yı bulalım arkadaşlar. Hemen A'yı sola alıyorum. 3A'dan çıkarıyorum. 2A Sağ tarafta bakın eksi 1 ile 9'un toplamı zaten 8 yapıyordu. At 8'i karşıya 32'den çıkar. 24 gelir. A da buradan arkadaşlar 24 bölü 2'den 12 olur. Burada da notumuzu verelim arkadaşlar. Ortalaması x olan sayıların bakın kaç tane sayı olduğu önemli değil. Her birine a eklenirse ortalama x artı a olacaktır. Her birinden a çıkarılırsa ortalama x eksi a olacaktır arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar geometrik ortalamaya bakalım. A ile B'nin arkadaşlar geometrik ortalaması dediğimiz zaman A ile B'yi çarpıp kare kökünü alıyoruz. Eğer 3 tane sayının geometrik ortalaması isteniyorsa bu 3 sayıyı çarpıp küp kökünü alıyorsunuz. Yani arkadaşlar sayı adedini buradaki kökün derecesine yazıyorsunuz. Eğer n tane sayının geometrik ortalaması isteniyorsa o zaman arkadaşlar n tane sayıyı çarpıyoruz. Bakın kökün derecesinde ne var? N var. Niye? N tane sayı çarpıldığından dolayı. Evet arkadaşlar soruda sayıların geometrik ortalaması kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane sayı görüyoruz. Bu iki sayı çarpıp kare alacağız. İster bu şekilde çarpıp kare alın. İsterseniz arkadaşlar bunu biraz önceki gibi düzenleyin. E, çarpımları 12 olan toplamı 8 olan iki sayı. Bunlar neydi? 6 ile 2. O zaman arkadaşlar birinci sayımız kök 6 artı kök 2. Diğeri de o zaman kök 6 eksi kök 2'dir. Şimdi bu iki sayı çarpıyoruz ve arkadaşlar karekökünü alıyoruz. Bunları çarptığımızda arkadaşlar e, a kare eksi b kareyi hatırlayın. Hani a eksi b ile a artı b'nin çarpımı. Yani arkadaşlar kök 6'nın karesi 6. Orada arkadaşlar kök 2'nin karesi de 2 gelir. 6 eksi 2 olur kökün içine. Yani kök 4'tür. Cevap doğrudan 2 gelir. Evet arkadaşlar soruda A ile B'nin aritmetik ortalaması 15'tir diyor. Hemen arkadaşlar A artı B bölü 2 15 diyelim ve buradan A artı B'yi 30 olarak şöyle yazalım. Daha sonra arkadaşlar A ile geometrik ortalaması 4 kök 2 B ile geometrik ortalaması 2 kök 7 olan sayı kaçtır diyor. Bu sayı C olsun. C bizden istensin. O zaman arkadaşlar A ile C'nin çarpımının karekökü demek ki 4 kök 2'ye Buradan arkadaşlar a çarpı c'yi biz ne buluruz? Karesini aldığımızda 4 kök 2'nin 16 çarpı 2'den 32 gidir. Aynı şekilde b ile c'nin geometrik ortalaması arkadaşlar 2 kök 7'ymiş. imiş. aldığımızda her iki tarafın b çarpı c'de arkadaşlar 4 çarpı 7'den 28 gelir. Bunları arkadaşlar birbirine oranlayalım ve şurada c'ler gitsin. a bölü b arkadaşlar 32 ile 28'e sadeleştirdiğimizde 4'e bölelim. 1'i 8, diğeri de 7 oluyor. 8 bölü 7 geliyor. Yani burada arkadaşlar A'ya 8'in katı B'ye de 7'nin katı diyebiliriz. Topladığımızda 30'a eşit işte olacak. Yani 15K 30 sa K da buradan arkadaşlar 2 gelir. Şimdi K 2 ise bizden istenen C'ydi. Dikkat edin. Hemen arkadaşlar A çarpı C 32 ya da B çarpı C 28'i kullanabilirsiniz. Hemen A çarpı C'yi kullanalım mesela arkadaşlar. Şuraya yazalım onu. A çarpı C arkadaşlar 32 idi. A da zaten 8'in katı, K'da 2 bulmuştuk. O zaman A arkadaşlar buradan 16 gelir, C de 2 olur. Evet arkadaşlar, soruda x kare artı 8 ile 4x artı 4 sayıların aritmetik ortalaması ile geometrik ortalaması eşit hissediyor. X kaçtır? İki sayının arkadaşlar aritmetik ortalaması ile geometrik ortalaması birbirine eşitse, bu sayılar eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Yani x kare artı 8 4x artı 4'e eşit olacak. 4x artı 4'ü sol alalım arkadaşlar. x kare eksi 4x 8 eksi 4'ten 4 artı 4 eşittir 0. Bu bir tam karedir biliyorsunuz. x eksi 2'nin karesi 0 olabilmesi için x'in buradan 2 olması gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda sayıların geometrik ortalaması bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar geometrik ortalamayı bulmak için bu sayıları çarpıyoruz. Şöyle ve dördüncü dereceden kökünü alıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada hemen sayıları asal çarpanlarına ayırırsak hangi sayıların kuvveti olduğunu görebiliriz. Ve oradan arkadaşlar kök dışında bunları rahatlıkla alabiliriz. Altı arkadaşlar 3 çarpı 2 şeklinde. 12 2 üzeri 2 çarpı 3. 16 2 üzeri 4. 18 arkadaşlar 2 çarpı 3'ün karesi şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. Düzenlediğimizde arkadaşlar bu 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8 gelir. 3 üzeri 4 arkadaşlar kökün dışına 3 olarak 2 üzeri 8 de 8 bölü 4'ten 2 yani 2 üzeri 2 olarak kök dışına çıkar. Cevap da buradan 3 çarpı 4'ten 12 olur arkadaşlar. 2010 YGS sorusu arkadaşlar. Bir güreş müsabakasına katılan 4 sporcunun ağırlıkları bir hafta aralıklarla ölçülmüştür. Sporcuların ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre değişimi yukarıdaki grafikte de verilmiştir diyor. Sporcuların ağırlıklarının demiş ortalaması ilk ölçümde 56 kilogram olduğuna göre ikinci ölçümde kaç kilogramdır diyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar toplamdaki değişimi bir görelim. Mesela bir sporcu 2,5 kilo artmış. Diğeri 1 artmış. Diğeri 3,5 azalmış. Diğeri de 4 azalmış. Şimdi 2,5 bir daha 3,5 şu 3,5 götürdü arkadaşlar. 4 geldi. Yani arkadaşlar toplam 4 azalmış demektir. Şimdi toplam 4 azalmış ise toplamda zaten 4 kişiler bunlar. 4 dört bölü 4'ten arkadaşlar ortalama da 1 azalır. Şöyle yazalım. Ortalama 1 azalır. Yani arkadaşlar 56 idi zaten ortalama. Bunu bir azaltırsak yeni ortalamamız arkadaşlar 55 yani Ceyhan olur. 19 arkadaşlar ikiz kardeş olan Beren ve Ceren bir oyunda farklı gruplarda yer almıştır. Beren kendi grubundan ayrılırsa grubun yaş ortalaması 3 azalıyor. Beren gruptayken Ceren bu gruba katılırsa yaş ortalaması 2 artıyor. Buna göre Beren'in bulunduğu grupta kaç kişi vardır diyor arkadaşlar. Şimdi grupta x kişi olsun ve x bizden istensin arkadaşlar. E, gruptakilerin yaşları toplamına t diyorum. t'yi x'e böldüğümde yaşları ortalamasını bulmuş olurum. Şimdi Beren gruptan ayrılırsa Beren'in yaşı b olsun arkadaşlar. O zaman toplam yaştan b'yi çıkarmam gerekiyor. E, tabii kişi sayısından da ne oluyor? Bir azalma oluyor. Ve ortalamamız arkadaşlar yani t bölü x'te 3 azalıyor. Denklemin biri bu. Ceren bu gruba katılırsa diyor. O zaman arkadaşlar toplama B ekleniyor. Niye B ekleniyor? Çünkü bunlar ikiz kardeşler. Ceren'le Beren'in yaşı aynı. Bölü tabi kişi sayısı da burada 1 artacağı için x artı 1. Bu arkadaşlar ne eşit olacak? Ortalamayı 2 artıracak. Ortalama neydi? t bölü x t bölü x'e 2 ekleyeceğiz. Bu da ikinci denklem. Şimdi bu iki denklem arkadaşlar çözelim. Ee, şu sağ tarafta nedir? Bakın t-3x bölü. Şuraya yazayım. t-3x bölü x var. diğeriyle işler dışlar çarpımı yaptığımda arkadaşlar tx x bx eşittir gelir. Ne oradan? x ile t'yi çarptım. x t 3x kare sonra eksi bile çarpıyorum. x t Artı 3x arkadaşlar. Buradan zaten x gider. Bx'de arkadaşlar eksiyle çarptığım zaman karşı 3x kare eksi 3x artı t olur. Bir de diğer denklemi düzenleyelim. Şurası arkadaşlar t artı 2x bölü x'tir. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak x artı bx eşittir arkadaşlar. Yine x t 2x kare artı t artı 2x bulur. Burada x t'ler gider. bx eşittir. şu 2x kareydi arkadaşlar bir tanesi. Evet. 2x kare artı 2x artı t'dir. Şimdi bakıyorum. Soldaki ifade ve sağdaki ifade ikisi de bx'e eşit. Hatta bakın t'ler de aynı. O zaman direkt 3x kare eksi 3x arkadaşlar. 2x kare artı 2x'e eşit olur. Denklemi düzenlediğim zaman arkadaşlar x kare eksi 5x eşittir 0 gelir. Buradan x parantezini aldığımızda x 0 bir de 5 gelir. Tabi 0 olamayacağı için cevabımız 5 Bursa'dır arkadaşlar. 21. Cemil öğretmen 21 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta sınav yapmıştır. Bu sınavlar okuduktan sonra sınıfın sınav ortalama puanını 55 olarak hesaplamıştır diyor. Ardından öğrenci sayısı ve bu öğrencinin aldıkları puanları gösteren bir tablo hazırlamış ve tabloyu sınıf panosuna asmıştır. Ancak daha sonra tabloda 3 öğrencinin aldıkları puanları göstermediğini fark etmiştir. Cemil öğretmenin tabloda göstermediği öğrenciler aynı puanı aldığına göre aynı puan almıştır arkadaşlar. Bu öğrencilerden birinin aldığı puan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ortalama puanı bulmak için öğrencilerin aldıkları puanların hepsini toplayıp öğrenci sayısına böldüğümüzde ortalama puanı bulmuş olacağız. Yani aritmetik ortalamayı bulacağız. Şimdi iki öğrenci 15 almış. Toplamları ne yapar? 30. 3 öğrenci 30 almış. Toplamları 90. Aynı şekilde 2 çarpı 45 90. Artı 52 artı 60 çarpı 4 240 artı 75 çarpı 5 375 artı 80. Bir de ne vardı arkadaşlar? 3 öğrenci e, kaç aldığını bilmiyoruz bunların. Onlar da x puan alsınlar. 3 tane olduğu için toplamı 3x yapar arkadaşlar. Bölü kişi sayısı yani öğrenci sayısı 21. Eşittir ne olacak? 55 olacak. Şimdi arkadaşlar üst tarafı topladım tabi. Ben böyle uzatmamak için. Üst tarafın toplamı 957 geliyor. Artı 3x de var. İşler dışarı çarpımında yaptığımızda 21 ile 55'in çarpımı da 1155 yapıyor arkadaşlar. Buradan 3x 1155 eksi 957 o da 198. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'in 66 olduğunu görüyoruz. Yani demek ki bu öğrenciler 66 şar puan almış oluyorlar. Cevap buradan adına geliyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.